Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Herkes gibi biz de çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Helalinden kazanmak kadar güzel bir şey yok. Herkese helalinden kazanmayı nasip etsin Yüce Mevlam inşallah. Gidiyoruz. Nereye? Motor rektifiyeciden geldim. Oraya. Peugeot 301'imiz bitti. Horozları, piyano tuşları değişti. Transporter T5'imiz bakım yaptı. Ne yapıyorsun Alparslan? Ne ya? Megane 2. Megane 2 ne? 1.5 TC'yi diyeceksin. Dizel motor. Yaptığın arabayı teknik olarak da bilmen lazım. Evet. Tamam. Tango. Arka amortisörler. Nanay olmuş. Yenisi takılacak. Direksiyonun mavsalı bozulmuş arkadaşlar. Bir arabanın direksiyon mavsalı ne kadar bozulabilir? Alparslan bir dakika gel diyecektim ama. Renault Kangoo'nun direksiyonu. Bir direksiyon ne kadar bozulabilir? Elinde tut. Bekle. Burada yok. Geri git, 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 git. Tut oradan. Arkadaşlar bir direksiyon mavsalı ne kadar bozulabilir? Aha da size kanatı. Vallahi de billahi de kanatı. Ha. Az çevir. Tam görsünler. Ana! Neredeyse yerinden çıkacak. Tam o titretme, titretme. Arkadaşlar, araba yolda giderken direksiyon sağa sola kaçıyor. Şu boşluğa bak ya. Ana! Boşluğa bakar mısın ya? Vay be. Neyse tamam. Çok sevindik Alparslan. Citroen C4 1.6 HD'yi motorumuzu yerine attık. Sağını solunu toparlamaya başladık. Akısları tekerleri takıldı. Evet. Sağ tekeri daha takmamışlar. Şimdi size ne göstereceğim? Dişlili motor. K2700 motorumuz rektifiyeden geldi arkadaşlar. Motor su tepalarının hepsini çıkardım. Hepsini. Gösteriyorum. Zımpara çekeceğim hepsine. Ahmet zımpara getirdi. Nerede Ahmet? Evet. Yukarıdan el taşını da getir. Hani vız vız taşı var ya. Tapaların yerini yapalım. Evet. Adamın biri ısrarla beni arıyor. Bir dakika. Telefonumuzu sessize alalım. Yoksa size çekim yapamayacağız. Bir adam... Evet, üçüncü arayışı meşgule çevirdim yine. Israrla arıyor arkadaşlar. Evet, motor stoparını gösteriyorum. Şimdi Federal Mogul Nural pistonları gösteriyorum. Üstlerinden biraz tepelerinden torna edilmiş piston yüksekliği ona göre ayarlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Silindir kapağımız komple yeni. Sıfır. Takım contamız Kore. Arkadaşlar. Motorun içinde neler değişiyoruz? Bir tane piston kolu. Takım pistonlar, segmanlar, yataklar. Silindir kapağı. Arkadaşlar. Silindir kapağı komple değişti. Siboplar değişti. Grant'ta küçük bir çatlak çıktı. Grant değişiyor. Ve arkadaşlar dişlinin altındaki kapak. Motoru söktüğümüzde ne demiştik? Buraları çürümüş demiştik değil mi? Yenisini aldık. Hem de orijinalini. Servisten sipariş ettik. Geldi arkadaşlar. Orijinalini geldi. Takacağız Allah izin verirse. Burası antivirüs kullanmamaktan çürümüş. Tabii ki şöyle bir size bir dronluyum arkadaşlar. Şu ana temel parçaların hepsi yeni takıldı. Poşetlerde pistonlar, segmanlar. Altta yıkanacak malzemeler eskileri. Yavaş yavaş yıkanmaya başlayacağız. Evet.
Evet arkadaşlar, pistonlar Federal Mogul Nural Götzer. Pistonlar çok önemli motorun içinde. Yüksek hararete karşı ve tabii ki motorun ömrünün uzamasını daki en büyük etkenlerden bir tanesi pistonlardır. Pistonları Federal Mogul Nural Götzer taktık arkadaşlar. Ve gerçekten motoru bir daha sökmemeniz açısından en önemli bir unsur. Bunlar çil çil yıkanacak ve ondan sonra toplanacak. Doblo 1.6 Multijet beni şaşırtmaya devam ediyor. Tapasını sökmeye çalışmışlar, sökememişler. Hüseyin sök bakayım, Hüseyin sök. Ayarlı penseyle söküyoruz arkadaşlar. Ama akan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Su, bildiğimiz su. Vallahi da su akıyor, billahi de. Hüseyin. Efendim, sağ ol. Havayı havada tutmak lazım, bilgin olsun. Bir anda bu tarafa gider, ben sana söyleyeyim. Vallahi var ya, motorun içinden sadece su akacak gibi bir şey var. Bu Doblo beni şaşırtmaya devam ediyor. Su akıyor. Yağ da yoktu, yaramadı zaten. Yani. Çubuğu çektiğimizde yağ gözükmüyordu. O zaman çubukta da sıkıntı var. Vay be. Çamur ya, bıcık bıcık. Ana! Şuraya bak. Zifir akıyor, zifir. Allah Allah! Allah Allah! Şuradaki tapayı da sökelim. Takım halinde değişelim.